Türkiye'de ilk defa Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği işbirliğiyle 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında online ortamda gerçekleştirilen Spor ve Gönüllülük Sempozyumuna hoş geldiniz. Ben Selin Karasu. Ben Hamza Uslu. Ben Hatice Merve Mutlu. Ve şimdi sempozyum açılışımız için İstiklal Marşımız. Tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu özel günde sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Ve bu vesileyle tüm katılımcılarımızın 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü kutlarız. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen spor ve gönüllülük sempozyumumuzda bizlerle beraber olan, gönüllülük konusunda ülkemizde faaliyet gösteren yerel yöneticilerimiz, deneyimli sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör yöneticileriyle spor ve gönüllülük konusunu farklı açılardan ele alacağız. Sempozyum konularımız, üniversiteler ve gönüllülük uygulamaları, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu gönüllülük stratejileri. Yerel yönetimler ve gönüllülük, gönüllülerin yeri ve önemi, gönüllü bulma ve iş tanımları, gönüllü iletişimi, gönüllülerin katılım sağladığı organizasyonlar, sürdürülebilir gönüllü yapısı. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük. Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yapısı. Spor federasyonları ve spor organizasyonlarında gönüllü yönetimi. Ulusal ve uluslararası mega spor etkinlikleri düzenleyen kurumların gönüllü yapısı. Markalar ve spor. Sempozyumumuz 4 oturum, 16 konuşmacı ve 3 aradan oluşmaktadır. 10 ve 16 saatleri arasında mevcut linkten giriş yapabilirsiniz. Ve açılış konuşması için sözü Haliç Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Melih Bulu'ya bırakıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler bu enerji dolu açılış için. Gerçekten Zoom'da birçok konferans yapmaya alıştık artık bu tip konuşmalar yapmaya. Gayet güzel organize oluyorsunuz, çok tebrik ediyorum. Artık bu yeni kültüre de adapte oluyoruz bu sayede. Şimdi tabii bir sporcu olmaya çalışan birisi olarak bu yoğunluk içinde de sporumu yapmaya devam eden birisi olarak bir kere böyle bir toplantıda olmaktan çok mutluyum, sevinçliyim. Çünkü gerçekten insanlar, spor yapan insan bence mutlu insan. Çünkü hem bunun fiziksel açıklaması var ama diğer taraftan da demek ki buna zaman bulabiliyorsunuz. İmkan bulabiliyorsunuz. O yüzden de tabii
ben kendimi spor yaptığım zamanlarda çok şanslı hissediyorum, mutlu hissediyorum. Ama o zaman da tabii bunu yapamayan insanlar, o imkanı bulamayan insanlar, sağlık sebebi olabilir, maddi sebep olabilir de bir taraftan da düşünüyor insan. Ve acaba ben en azından birilerine yardım edebilir miyim diye içinden geçiriyor. Çünkü kendinizi bir şekilde ödüllendirilmiş hissediyorsunuz ama diğerleri bu imkanı bulamayanlar için de içinizde bir burukluk oluyor. İşte bence gönüllülük bu anlamda çok önemli. Spor yapan bir kişinin belli konularda insanlara destek oluyor olması bence çok önemli. Bu konuda ülkemizde çok güzel, dünyada ve ülkemizde çok güzel girişimler var. Hatta bu girişimleri başlatan, yöneten insanların bir kısmının da bugün bu sempozyumda konuşmacı olduğunu görünce de çok mutlu oldum gerçekten. Ve onları şimdiden tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli işler yapıyorlar. Şimdi tabii hayata baktığımız zaman aslında gönüllü olarak yaptığımız şeyler aslında bizim isteyerek yaptığımız şeyler. Yani bizim aslında yapmak istediğimiz şey gönüllülük dediğimiz şey. Peki diğer şeyler ne? Diğer şeyler aslında zorunda olduğumuz için yaptığımız şeyler. Yani biz niye bir şey yapıyoruz? Çoğu zaman para kazanmak için yapıyoruz. Ve para kazanmak için yaptığımız şeylerin ben etrafıma baktığım zaman insanlardaki hissiyatım ya istemeden yapıyorlar aslında. Yani eğer para kazanma derdi olmasa muhtemelen başka bir işle uğraşacak o insanlar. Ben mesela kendimi bu konuda da çok şanslı hissediyorum. Çünkü gerçekten istediğim işi yapıyorum. O yüzden de burada iki kat belki bir avantajım var. Ve tabii ki hep öğrencilerimizde şunu söylüyoruz. Yani istediğiniz, sevdiğiniz, içinde bulunmak istediğiniz işleri yapın diyoruz. Ama bu o kadar kolay değil tabii. Yani bu ekonomik şartlarda insanlar o anda bir iş bulma zorunluluğu varsa onun tabii detaylarını çok fazla analiz edebilecek imkanlara sahip değiller. Ama diğer taraftan belki bu gönüllülük adı altında yapılan uygulamalar insanların istediği aslında isteyerek yapacağı işlerin de bir kapısı olarak düşünmek lazım diye görüyorum ben. O yüzden de bu gönüllülük olayı aslında bizim içinde olmak istediğimiz ortam, zaman diye düşünüyorum. Bu kapsamda böyle bir günün olması dünyada bence çok önemli. Ve insanların gerçekten bir oturup düşünmeleri lazım. Aslında ben gönüllü olarak bir şey yapıyor muyum? Yapmıyorsam bende bir sorun mu var? Onu da düşünmesi lazım. Yani ben hiçbir şey yapmayı sevmiyor muyum aslında diye düşünmesi lazım. Ve gönüllü olarak yaptığı işleri bir kez daha düşünüp acaba ben ileride profesyonel kariyerimi bu tarafta bir şey imkan bulabilir miyim? Bunu da düşünüyor olması lazım insanların. Bence eğer gönüllü olarak yaptığı şeyleri bir şekilde para da kazandı, profesyonel olarak da çalıştığı alana getirebilirse belki hayat boyunca çok daha mutlu bir kariyeri olacak ve istediği şeyi de yapıyor olacak diye düşünüyorum. Bu kapsamda gerçekten spor ve gönüllülük sempozyumu çok önemli ve bu kadar katılımcının oluyor olması da bu işi ne kadar ilgi çektiğini de gösteriyor Türkiye'de. Bu da bence çok sevindirici. Bu organizasyonu yapan başta İlhan Hocam olmak üzere bütün Haliç ekibini de çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon gibi görünüyor. Tabii zaman içerisinde göreceğiz bakalım. IT ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bayağı artık tecrübe sahibi olmaya başladılar. Bu kapsamda da sempozyumun başarıyla devam etmesini diliyorum. Çok tebrik ediyorum bütün katılımcıları ve teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Melih Bulu'ya konuşması için, değerli katkıları için teşekkür ediyoruz o zaman biz de. Tekrar Gönüllüler Gününüzü kutluyoruz hocam. Çok sağ olun, ben de sizlerinkini. Evet, şimdi diğer bir konuşmacımıza geçeceğiz. Türkiye'de gönüllülük adına öncü olacak önemli projeler gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri Vakfı kurucusu Sayın İbrahim Betil'i konuşmasını yapmak için davet ediyoruz. Sayın Rektör, Sayın Organizasyon Ekibi, değerli katılımcılar, ben de bu önemli günde sizlerle birlikte olmaktan
Çok mutluyum. Şimdi ben bugün size sivil toplum kuruluşları ve gönüllülükle ilgili benim değerlendirmelerimi sunmak istiyorum. Evet, gözüküyor değil mi? Herkes görüyor. Şimdi önce bu sivil toplum için toplumu bir tanımamız lazım bizim. Rakamlarla ben bunu özet olarak paylaşmak istiyorum. 2017 rakamlarına göre dünyanın 13. büyük ekonomisi Türkiye, nüfus itibariyle dünyanın 18. büyük ülkesi, cep telefon sayısı 70 milyondan fazla, dünyada 20. İnternet kullanıcısı 57 milyon, 2019 rakamları, bu da dünyada 15. sırada Türkiye'nin durumu. Yani ilk 20 içinde bütün bu saydıklarında Türkiye'yi görebiliyoruz. Savunma harcamalarına Türkiye 2019'da yaptığı harcamayla dünyada 57. sırada. Eğitim harcamalarına ayırdığı payla dünyada 91. sırada. 2015 rakamı bu. Okul sayısı Türkiye'de 68 bin, kahvehane sayısı 700 bin, halk kütüphane sayısı 1182. Yaklaşık Türkiye ile aynı nüfusta olan Almanya'da 10 bin halk kütüphane sayısı. Cami sayısı 84 bin. İki ilimizde hala sinema yok, iki ilde tiyatro yok. Toplumsal cinsiyete baktığımız zaman Türkiye 111 ülke içinde 101. durumda. Burada Norveç'in 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 25, Malezya'nın 68. sırada olduğunu göstermek istedim. Türkiye'yi böyle bir konuma atmış. Parlamentoda kadınlar yok, %17. İş hayatında kadınlar yok gibi, %33. Ve ne yazık ki olan kadınların da kazancı erkeklere göre çok daha az. Yani kadınların da dışlandığı bir toplumdayız. Bakın kadınların iş gücüne katılım oranları, biz Tunus'un, Fas'ın, Afganistan'ın, Mısır'ın, İran'ın gerisindeyiz. Yani diğer gelişmiş ülkelere baktığınız zaman onlar çok yukarıda. Kadının dışlamışız iş gücünden, parlamentodan dışlamışız. Ulusal gelirin harcanma alanlarına göre sağlığa %4.3, dünyada %10, burada da 41.yiz. Eğitimde %4.3, dünyada 4.8. Yoksulluk nedeniyle dünyada her gün 30 bin çocuk, her dakika bir anne doğumda ölüyor. 1 milyar insan temiz suya erişemiyor. Milyonlarca çocuk da okulsuz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman en zengin %20 Türkiye'de toplam tüketim ve gelirin %47'sine sahip. En yoksul %20 toplam tüketim ve gelirin %6'sına sahip. Böyle bir dengesizlik var Türkiye'de. İsveç'in nüfusun %85'i ateist. Ama yolsuzlukta dünya sonuncusu. Türkiye nüfusun %99'u Müslüman ama yolsuzlukta dünya ikincisi. Şimdi biz bu eleştirileri yaptıktan sonra sizinle paylaşıyorum. Daha eleştirebileceğim çok konu var. Burada her şeyi devlete mi bırakacağız? Yoksa toplumsal konuları sahiplenme konusunda sivil toplum, insanlar, toplumda yaşayanlar bazı sorunları sahiplenip adım mı atacaklar? Ben toplumsal gücün zincirin zayıf halkasıyla eşdeğer olduğunu düşünüyorum.
Eğer en zayıf olanın gelişmesine odaklanmazsak toplumu geliştiremeyiz. Sivil katılımın bu nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum ve kurumların da kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem vermelerinin çok ama çok ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Kurumlar sadece para kazanmak, karlarını arttırmak gibi değil, bir takım kurumsal sosyal sorumluluk konularına da girmeleri, katkıda bulunmaların önemli olduğu düşüncesindeyim. Sivil toplum, bireylerin ortak toplumsal çıkarlarını geliştirebilmek amacıyla ailenin, devletin ve piyasanın dışında bir diğeriyle ilişki kurdukları, eğitim, çevre, sağlık, sivil savunuculuk, bunların hepsi sivil toplumun alanlarına giriyor. Tüketici tercihi kurumların çalışanlarında verimliliklerinden öteye, tüketici tercihi aslında kurumların sosyal sorumluluk üstlenip üstlenmediği ile de çok ciddi şekilde bir bağı var. Bu nedenle kurum yöneticileri, kurum çalışanları sosyal sorumluluk projelerine önem vermeleri gerekiyor. Sadece para kazanmak için değil. Sürdürülebilirliğin teminatını da burada olduğu düşüncesindeyim ben. O nedenle kurumları burada uyarmak istiyorum. Başkalarının işine karışmak kişisel sorumluluktur. Bize kültürel olarak veren sen kendi işine bak, başkasının işine karışma deniyor ama bence bu tam ters. Bu bir toplumsal duyarlılık, kişisel sorumluluk, başkalarının işine karışmak. O nedenle iş dünyası için kurumsal sosyal sorumluluk vazgeçilmez bir yaşam gerçeğidir. İngiltere'de yapılan bir araştırma şunu gösteriyor ki insanlar marketlerden alışveriş yaparken eğer o ürün bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine önem veriyor ise onun üzerinde ne bileyim aldığınız ürünün işte gelirden şu kadarını biz doğaya destek vereceğiz, hayvan haklarına destek vereceğiz, eğitime destek vereceğiz gibi ibareler varsa tüketicinin tercihi de fiyat ne olursa olsun o tarafa doğru kayıyor. Şimdi sivil toplumu biraz anlayalım. Bakın, Amerika'da 1.6 milyon sivil toplum kuruluş sayısı var. İsveç'te 190 bin, 10 milyon nüfuslu İsveç'te 190 bin, Fransa'da 880 bin, Türkiye'de 127 bin. Dernek artı vakıf sayısı. Amerika'nın nüfusu 330, İsveç 10 milyon, Fransa'sı 65, Türkiye 84. Burada kişi sivil toplum kuruluşlarına katılıma baktığınız zaman 661 kişi de bir kişi sivil toplum kuruluşuna katılıyor Türkiye'de. İsveç'te 52 kişi de bir, Fransa'da 74'te bir. Yani biz Türkiye sivil topluma katılma konusunda oldukça geri noktadayız. Dernek sayısı 121 bin bugün itibariyle, vakıf sayısı 5 bin, toplam 126 bin sivil toplum kuruluşu var. 127 bin diyebiliriz. Dernekler masasına girip baktığınız zaman burada dernek sayısını toplam olarak fesih edilen, kapatılan dernekleri de ekleyerek 191 bin tane feshedilmiş dernek var. Toplamı öyle veriyorlar. 191 bin artı 121 bin olarak veriyorlar. Bu yanlış bir bilgi. Doğrusu 121 bin. Sivil topluma katılım oranı Amerika'da %56, İsveç'te %28, Fransa'da %25, Türkiye'de %10. Bunun %1.6'sı kadınlar, %8.5'u erkekler. Ne yazık ki kadınlar da burada geri planda. İşte bu da bir aile kültüründen geliyor herhalde. İşte kızım sen herhangi bir derneğe vakfa girme. Oğlum sen de herhangi bir derneğe vakfa girme. İşine bak, üniversiteye gittiğin zaman sadece derslerinden ilgilen gibi
bir sivil topluma güvensizlik sonucu böyle bir katılımda da azalma olduğunu düşünüyorum. İkinci neden de merkezi devlet anlayışı sivil toplumun gelişimini teşvik etmek yerine sürekli engellemiş. Bu Osmanlılardan bu yana hep böyle devam ediyor. Türkiye'de derneklerin faaliyet alanları, %70'inin faaliyet alanları mesleki ve dayanışma. Şimdi bu ne kadar sivil toplum, bunu da sorgulamak lazım. 27 bini sporla ilgili, 18 bini de dini hizmetler. Demin söylediğim gibi Türkiye'de sivil toplum gelişemiyor işte. Hem kültürel yapının etkisi hem de ailenin, okulun, devletin baskıcı yaklaşımıyla sivil toplum gelişmesi engellenmiş. Çocuklar, gençler, vatandaşlar sivil topluma katılmasıları konusunda hiçbir zaman teşvik edilmediği gibi engellenmişler. Peki burada sivil toplumun gelişmemesinden ilgili sivil girişimlerin de rolü yok mu? Bence var. Sivil toplum kuruluşlarının pek çoğu merdiven altı çalışma yapıyorlar. Şeffaf değiller. Ne yazık ki hesap verebilir değiller. Farklılıklara saygı göstermiyorlar. Böyle bir ayrımcılık içinde bir aradalar. Bağımsız değiller kaynaklara, kaynak sağlayıcılara, devlete. Gizli gündem var pek çoğunda. Bütün bunlardan dolayı güvensizlik artıyor toplumda, sivil toplum kuruluşlarına karşı. Dolayısıyla sivil toplumun gelişmemesinin bir ikinci nedeni de sivil toplum kuruluşlarının burada saydığım ilkelere uyum göstermemesinden kaynaklanıyor. Evet, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği konusuna baktığınız zaman Fransa'da 15 yaş üzeri nüfus 52 milyon, gönüllü sayısı 3 milyon yaklaşık, %5,5. Gana'da bakın %5,18 gönüllülük, Avustralya'da 4,96. Türkiye'de ne yazık ki 15 yaş üzeri nüfus 57 milyon olmasına rağmen sadece %2,9'u gönüllü çalışmalara giriyor. Demin söylediğim gibi uzak duruyorlar. Biz kendimizi çok böyle hayırsever bir toplum olarak görüyoruz, yardımsever olarak görüyoruz. Son bir ayda bir yardım kuruluşuna bağış yapan kişilerin %'si, bu bir uluslararası araştırmanın 2012'deki oranları, İngiltere'de %72'si, İrlanda'da %71'i, OECD ortalaması %44, Türkiye %13, Endonezya'ya bakın %63. Yani biz kendimizi hayırsever görüyoruz ama ne kadar hayırseveriz bilmiyorum. Gönüllü edinmede bir 4 yıldız ilkesi var. Bilgiye erişme kolaylaştırılması gerekiyor. Yönetim kuruluna, hizmet alanlar, gönüllüler, kamu kuruluşları hesap verebilir olmak lazım. Yani o sivil toplum kuruluşunun misyonu, amacı, hedefi, kurumsal hedefi, mali yapıları, çevreye sorumluluğu, öz değerlendirmesinin net olarak web sayfalarında yayınlanıyor olması lazım. Yönetimde gönüllülere yer verilmesi lazım. Talimat vermek yerine onların katılımını sahiplenmek, onların bağlılıklarını ve tutkularını arttırıyor. Şeffaflık gönüllülere bu şekilde teşvik ediyor. Profesyonel ve etkili bir yönetim olması lazım. Cinsiyet dengesi olması lazım. Yönetimde de bu şekilde bir yaklaşım olması lazım derneklerin ve vakıfların. Gönüllülük keyif almakla çok ilgilidir. Mutlu eder insanı ama keyfilik değildir. Yani ben istersem yaparım, istersem yapmam olmaz. Başladığımız zaman devamlı
parçası olarak devam etmemiz lazım. Çünkü gönüllü çalışmalarda toplumun, yerelin beklediği pek çok şey var gönüllülerden. Bir gün oldu, bir gün olmadı, onların da güvensizliğini arttırır. O nedenle süreklilik gönüllü çalışmalarda çok önemli. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Ben bir örnek vereyim. 2002 yılında kuruluşuna öncülük ettiğim Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye'de gençlerin sosyal sorumluluk projeleri üstlenmesine teşvik etmek amacıyla 81 ilde pek çok üniversitede, yaklaşık 130-135 üniversite yerleşkesinde örgütlenmiş bir kuruluş haline geldi. Bunun temelinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimin gençlerin öncülüğünde olması. Burada yetişkinlerin değil, gençlerin öncülüğünde olması, gençlere sorumluluk verilmesi. Bütün farklılıklara saygı gösterilmesi temel ilkemiz. İnsanları, gençleri kıyafetlerine, inançlarına, kökenlerine göre ayrım yapmıyoruz. Bütün farklılıklarla herkes farklı, herkes eşit bir arada oluyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli. Yerel katılımın projelere sağlanması önemli. Onların ihtiyaçlarını dinleyip onlarla birlikte hareket etmek. Ekip çalışması ve sürekli eğitim vermek, girişimciliği teşvik etmek. Mali tabloların web sayfasından yayınlanması, bağışçıların düzenli bilgilendirilmesi, zorunlu değil ama bağımsız denetim kuruluşlarına mali tabloların denetlenmesi gibi temel ilkelerimiz var. Sadece 2019 yılında 6893 tane gence burs vermişiz. 72 ilde 112 üniversitede aktif faaliyet göstermişiz. 124 topluluk, kulüp oluşmuş. 1585 eğitim, 1993 etkinlik yaratılmış. 59.850 gencin katılımıyla 2.764.000 gönüllü saati ile 1993 projede 873.000 insana hizmet götürülmüş. Yani gençlere sorumluluk verdiğiniz zaman bu ülkenin çok önemli bir değişime doğru gideceğini düşünüyoruz. İşte burada sadece bir yıl içindeki rakamları görüyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize tekrar Dünya 5 Aralık Gönüllüler Günü'nün mutlu olmasını ve bunun bir günle değil yılın her günüyle çoğalmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın İbrahim Betil'e sempozyumumuza katılımı ve değerli bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü konuşmasını yapmak üzere Türkiye'de rekreasyon ve spor alanında ilk akademik çalışmaları başlatan sektörün öncü ismi, değerli spor bilimci, doktor öğretim üyesi Ümit Kesim hocamıza bırakıyoruz. Ümit hocam merhaba. Duyuluyor mu şimdi? Şu an geliyor sesiniz hocam. Buyurun, söz sizde. Organize eden arkadaşları kutluyorum. İlk önce Haliç Üniversitesi'ni tebrik etmek istiyorum. Sayın Rektörüm, oradaki ekibi biliyorum kıymetli bir kurum. Orada çok sevgili Profesör Kut Sarp Yener spor hekimliğine, spor tıbbına ve spora büyük katkıları olmuş değerli kişiler de var. Kut Hocam başta olmak üzere. İlhan Odabaş, birlikte çalıştık uzun yıllar Marmara Üniversitesi Besyo'da ve diğer ekip arkadaşları da hepsine teşekkür ediyorum. İlk önce şundan bahsedeyim. Ben çok özetle kendimden bahsedeyim. Dinleyici arkadaşlar ilgilensinler diye. Ben bir spor bilimciyim. Aynı zamanda rekreasyon bilimciyim. Yani mezun olduğum üniversite Amerika'da Indiana Üniversitesi
School of Health, Sports and Recreation diye geçiyor. Yani yüksek okulun adı içinde rekreasyon da vardı. Ve gönüllülükle bütünleşen ciddi bir boyutu var rekreasyonun. Bireylerin iş dışı zamanlarında katıldıkları tüm etkinlikleri, aktiviteleri kapsıyor. Bu süreçlerde de gönüllü olmak çok önem arz ediyor. Onun için bugün bir miktar biraz o konulara değineceğim. Çok özetle ben çok sayıda gönüllü çalışmaların içinde bulundum. Hem yurt dışında hem Türkiye'de. 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Lise, üniversite ve master eğitimimi orada bitirdim. Lisans ve yüksek lisansımı spor bilimleri alanında ve rekreasyon bilimi alanında yaptım. İkisi birbirine geçen, iç içe olan iki bilim alanı. Daha sonra 71 yılında Türkiye'ye dönerek üniversitelerde, federasyonlarda, o günün adıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeliği de yaptım. O kurumda da çalıştım. Birçok farklı kurum ve örgütlerde spor temelli işlerde çalıştım. Spor örgütlerinde daha doğrusu çalıştım. Bunlar arasında tabii ODTÜ'deki 4 yılım 1980-84 arası, sonra İstanbul'da ENKA Sadi Gülçelik Spor Kompleksi'nin spor direktörüydüm. Oranın kuruluşunda çalıştım. Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'nde ve Koç Üniversitesi'nde öğrenci işleri dekanlığı yaptım. Hep bu süreçlerde birçok gönüllü aktivitenin içinde oldum. Başlattım veyahut yönlendirdim. Daha sonra akademik yaşama dönüş yaptım. Son yıllarda Marmara Üniversitesi'nde 12 yıl Bahçeşehir, Gedik ve Bilgi Üniversitelerinde son 3 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ve hep bu ortamlarda gönüllü çalışmaların içinde oldum. Yurt dışı deneyimlerimden biraz bahsedeceğim. Sonra ülkedeki, yani ülkemizdeki kendi katıldığım deneyimlerden bahsedeceğim. Yurt dışında ben bir gönüllü programın direktörüydüm. İmece programdı. Chicago'nun 4 saat güneyinde olan Springfield, Illinois'de, yani eyaletin baş şehrinde bir YMCA'de bir spor gönüllü programının koordinatörlüğünü yaptım. Bu o dönemde işte futbol yeni başlıyordu Amerika'da. 2400 çocuğun katıldığı 124 takımlı bir imece program. Bütün veliler gönüllüydü. Çoğunun çocukları vardı programda ve severek gönüllü oldular. Bütün hakemler gönüllüydü programda ve bir üniversiteden geniş bir alan talep ettiler ve buldular. Ve bir sosyal komite kurdular. Bunlar da gönüllü kişiler. Ve her hafta çok sayıda sportif müsabakayı cumartesi günleri sabahtan akşama kadar bu 10 futbol sahasında gerçekleştirdiler. Bu programda bir tek profesyonel kişi vardı. Ben de o gençlik merkezinin direktörü olarak çalışıyordum. Benim görevim bütün gönüllü velilere, anne babalara, antrenör eğitimi vermek, hakem eğitimi vermek ve bütün program para harcamadan tamamen gönüllü girişimlerle, inisiyatifiyle devam etti. Geniş bir programdı, 2400 çocuklu. Bu örnek diye anlatıyorum. Bu çok yaygın bir şekilde yurt dışında yapılıyor. Bütün gençlik merkezlerinde, birçok spor dalında veliler gönüllü olarak bu hizmetleri götürüyorlar. Kendi çocukları var en başta. Bunu severek yapıyorlar. Bir kısmı da hangi spor dalında organizasyon yapılıyorsa daha önce sportif hayatında o spor dalında dalına ilgi göstermiş kişiler devreye giriyor. Üniversitede spor yapmış olabilirler veya amatör spor kulüplerinde bunlar seçiliyor. Onun dışında bir süre Chicago Belediyesi'nde
belediye rekreasyon biriminde departmanında çalıştım. Orada da 3000 genç çalışıyordu. Bir kısmı çok cüzi ücretlerle çalışıyordu ama çok geniş bir gönüllü kazanım birimi vardı. Yani gönülleri devreye sokan bir birim vardı. Çok sayıda insan burada görev alıyordu. Burada ve birçok başka belediyenin etkinlikleri arasında Midnight Basketball denilen gece yarısı basketbol ligleri yapılıyordu. Bu daha çok kimsesiz çocuklar veya sokak çocukları veya sorun yaşayan gençlerin katıldığı bir programdı. Burada tamamen imece usulü, gönüllü işte polisler, öğretmenler, emekliler, anneler, babalar yani burada gönüllü olarak hizmet vermek isteyen kişiler o spor dalındaki aktiviteye katılıyorlar ve grupların antrenörlüğünü yapıyorlardı. Bu tamamen imece bir programdı. Bu güzel bir örnek diye anlatıyorum. Ve buradan şeye geleceğim. Özellikle Türkiye'deki belediyelerin, 81 ilindeki belediye spor birimlerinin ki biz bunları AŞ diye yanlış bir terim kullanıyoruz. Çünkü belediyenin rekreasyon birimleri olmaları gerekiyor. Yani belediye rekreasyon birimi daha geniş çaplı bir katılım talep ediyor. Yani halkın vergi paralarıyla halka dönük fiziksel aktiviteler, sosyal aktiviteler, kültürel aktiviteler dizayn etmek, bu etkinlikleri düzenlemek ve sunmak. 7'den 70'e halka rekreasyon hizmeti götürmek. Dolayısıyla yurt dışında bu birimlerin isimleri park ve rekreasyon departmanlarıdır. Bütün parklar, yerel ve milli parklar yoğun aktivitelerle bezenmiştir. Burada çok sayıda genç, özellikle gençler istihdam edilmektedir. Bunun dışında da birçok gönüllü kişi buralarda hizmet vermektedir. Yaklaşım, buradaki temel felsefe çok sayıda insanın çok sayıda aktiviteye katılmasıdır. Dolayısıyla belediyelerin sahip olduğu bütün açık ve kapalı mekanlar, sahil bantları, otoyol kenarları, yerel parklar, milli parklar, açık alanlar, çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları ve diğer aktiviteler yoğunluğuyla bezenmiştir. Ve burada birçok kişi, daha çok gençler hizmet görmektedir. Dolayısıyla Türkiye'deki belediyelerin öncelikle bu yöne evrilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Burada çok geç kaldık. Biz tabii futbol takımları kurduk belediyelerde. Belediyenin bu bütçesinde %80'ini profesyonel futbola yönelttik. Ben futbola karşı değildim. Üniversitede futbol takımı kaptanıydım ama futbolun yeri ayrı. Burada halka hizmet, yani çocuklarımıza, gençlerimize hizmetten bahsediyoruz. Onun için belediyelere büyük görevler düşüyor. Yani temel felsefelerini, misyonlarını ve hedeflerini bu anlamda değiştirmeliler diye düşünüyoruz. Çok uğraştık biz yıllardır. Ben emek veriyorum ve aşağı yukarı 45 yıldır spor bilimine ve rekreasyon bilimine. Fakat bu bir kültürleşme olayı. Yani spor kültürüne sahip olan karar vericiler, esas aktörlerin bu konuda önce olması lazım. Bu konuda çok yol almamız gerekiyor. Bir başka katıldığım gönüllü aktivite, iki şeyden bahsedeceğim. Marmara Üniversitesi'ne geldiğimde kütüphane kapalıydı. Kütüphane hizmeti veren kişi bulunamamış veyahut öyle bir ünvan yok. Ünvan olsa bile öyle bir kişi bulunamamış. Ben kütüphane gönüllüleri kurdum. Spor Akademisi'nde Marmara'da ve gençlerle beraber biz kütüphaneyi açık tuttuk yıllarca. Daha sonra üniversite bir kütüphane yetkilisi atadı. Şimdi üniversitenin çok kıymetli bir kütüphanesi var. Burada tamamen gönüllülük esaslı. Adına da Spor Akademisi Kütüphane Gönüllüleri Topluluğu dedik. Kek satışları, işte araba yıkama günleri ve diğer etkinliklerle Sayın Dekan'ın da uygun gördüğü şekilde bu işleri yürüttük.
Bu hatta değerli Şenol Güneş Derneğin başkanı da bizim öğrencilerimiz arasında idi o zamanlar. Şenol'da o vizyonu görüyordum daha o zamanlar. Onun için hem kendisini hem ekibini tekrar yürekten kutluyorum. Bir diğer gönüllü çalışma, ben bir öneride bulundum. Çok kıymetli akademisyen arkadaşlar Marmara'da benimle beraber, ben yaptım demiyorum ama birlikte hareket ederek Bakırköy Çocuk Tutuk Evi'ne yönelik bir proje oluşturduk. Oradaki gençlere aşağı yukarı bir 6 ay giderek gönüllü bir şekilde katılan öğrencilerle birlikte onlara farklı sportif etkinliklerde yön gösterici olduk. Turnuvalar düzenledik, eğitim verdik. Sonunda da büyük bir gösteriyle sona erdi. Tekrar başa dönersek, benim örnekler verdiğim, kendimden örnekler verdiğim birçok süreci size anlatmaya çalışıyorum. Bir başka yaşadığım etkinlik, yine Marmara Üniversitesi ile Almanya'ya Köln Sportschule, dünyanın sayılı spor bilim merkezlerinden biri olan Köln'deki spor yüksekokuluna, devlet spor üniversitesi aslında, yani devlet tamamen bir spor üniversitesi kuruyor. Orada oraya katıldık. Marmara'dan bir kürek ekibi ve jimnastik grubuyla ve folklor grubuyla gitmiştik. Kürek müsabakaları Wolfsburg gölünün kenarındaki bir kürek merkezinde sonlandı. Yarışmalar sonunda birçok veli gördük. Beyaz örtülü masalar derenin kenarında, kürek kulübünün önünde ve çok sayıda kişi harıl harıl çalışıyor. İşte oraya kekler, yiyecekler, içecekler ile donatmışlar. Biz sorduk, kim bu insanlar dedik. Bunlar dediler kulübün üyeleri, gönüllüler. Yani spor kulübü de kürek yapan çocukların velileri, işte akrabaları veya dostlar ve gönüllü olmak isteyenler buradaki 300 kişiyi ağırladılar. Tamamen sportif bir etkinlik sırasında gönüllü anne babalar veya kim katıldıysa o hizmeti onlar götürdüler. Bu çok güzel bir örnekti. Buradan şuraya geleceğim. Bizim spor kulüpleri anlayışımızda üyeler eş ve çocuklarına yönelik gönüllü çalışma düşüncesi daha gelişmedi. Değerli İbrahim Betil Bey'in ortaya koyduğu Türkiye'de gönüllü olmak felsefesi veyahut bu gönüllü olma konusunu içselleştirme maalesef çok gelişemedi. Yurt dışında bunun çok büyük örneklerini işte kendisi de anlattı. Ben de gördüm, yaşadım. Sporda gönüllü olmak çok yaygın bir şekilde destekleniyor. Bütün paydaşlar tarafından, sporu dahil olan bütün paydaşlar tarafından ve bir fiil kendileri gönüllü oluyorlar. Pardon. Türkiye'de sporun gelişmesi için yalnız profesyonel kişilerin katkıları yetmez. Geniş bir gönüllü katılımına gerek var. Yani dünyada yüksek seviyelerde hem yarışma sporlarında hem yaygın spor hizmetlerinde bir yerlere varmak istiyorsak bu çok önemli. Onun için tekrar Şenol Güneş kardeşimi ve bütün ekibi kutluyorum. Çok önemli örnekler ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla başa dönersek kulüpler, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, iş yerleri, bütün bunlar, bütün bu kurumlar, bu kuruluşlar gönüllü birimleri kurmalılar. Gönüllü istihdam etmek için girişimde bulunmalılar diye düşünüyorum. Biz buna tabii rekreasyon biliminde municipality recreation denilen çok ciddi bir bilim alanı var. Yani belediyeler rekreasyonu. Burada hem profesyonel hem gönüllü kişilerin nasıl çalıştırılacağı konusu çok ayrıntılı olarak yer alıyor. Campus recreation diye İngilizce tabir edilen yerleşke rekreasyonda üniversite ve okullardaki rekreasyon departmanlarının çok güçlü olduğu
yurt dışında görünüyor. Bizde bu yapılamadı. Bizde üniversitelerde spor, sağlık, kültür daire başkanlığı gibi böyle 5 kişi, 7 kişiden oluşan bir ve çoğu memur arkadaşımız. Üniversitede, 40 bin kişilik üniversitede fiziksel aktiviteleri, sosyal aktiviteleri dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu tabii çok sınırlı kalıyor. Bu konuda büyük atılım yapmamız gerekiyor. Yani bir örnek verirsek, benim üniversitemde, Indiana Üniversitesi'nde 40 bin öğrenci vardı. 28 bin kişi rekreasyona katılıyordu. Ve burada çok sayıda gönüllü genç staj yapıyor. Bu aktivitelerin, bu etkinliklerin içinde bulunuyor. Ve mezun olduktan sonra hayata atılırken böyle bir deneyimle kendilerine iş bulma imkanı görüyorlar. Bir diğer rekreasyon alanı, bu çok önemli. Buna work recreation ya da workplace recreation veya iş yeri rekreasyonu dediğimiz bir alandan bahsediyorum. Burada da iş yerlerinin mensupları, üye, eş ve çocuklarını geniş rekreasyonel aktiviteler, yani fiziksel aktiviteler, sosyal aktiviteler, geziler, piknikler, seyahatler, yani iş dışı zamanlarında katılacakları birçok etkinlik, aktivite dizayn ediliyor. Hobiler buna dahil. Rekreasyonun içinde bu var. Ve gönüllülükle bütünleşen çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Outdoor recreation dediğimiz açık hava rekreasyonu ortamlarında bütün açık hava mekanları, özellikle milli parklar. Buralarda binlerce genç istihdam ediliyor. Her bir milli parktaki bütün kaynaklar, göller, göletler, yürüyüş parkları, dağlar, açık hava ortamındaki düşünebileceğiniz her şey etkinliğe dönüşüyor. Bu etkinlikler üç vardiya şeklinde yüzlerce gencin istihdam edildiği, yüzlerce gönüllünün gelip burada eğitim yaptığı, spor okullarını dizayn ettiği, işte farklı grupların katıldığı, mesela iş adamları grupları veyahut engelli grupları veyahut üçüncü yaş dediğimiz, onlar third age recreation diyorlar, üçüncü yaş rekreasyonu, ileri yaş insanlarını buralara davet edip gruplar halinde eğitim yaptırıyorlar, geziler yaptırıyorlar, sosyal aktivitelere dahil ediyorlar gibi düşünebiliriz. Aynı şekilde terapi rekreasyonu dediğimiz engeller için rekreasyon, spor, fiziksel aktiviteler, sosyal aktiviteler ve diğer etkinlikleri düzenleyen rekreasyon uzmanları ve rekreasyon liderleri burada tamamen engelli bireylere yönelik yetiştirilmiş oluyor. Ve bunlara dışarıda adapted physical education denilen engeller için beden eğitiminin becerileri, yani ilk başta engelli bireylere aktiviteye katıldığı aktivitenin temel becerileri öğretiliyor. Ondan sonra tabii ileriki düzeyde paralimpiklere kadar giden süreç işliyor. Şimdi başa dönersek yine gönüllülük konusunu tekrar ele alırsak, yurt dışı örnekleri verdim. Bir de şeye değinmek istiyorum. Mesela yurt dışındaki bazı spor bilim merkezlerinde, spor bilimleri fakültelerinde, besyolarda, neyse adına ne dersiniz deyin, şey departmanları var. Bizim AKUT'un örnek olduğu Türkiye'de afet grupları var. Yani spor bilim merkezlerinde yetişiyor bunlar. Bunlar güçlü insanlar ve çok iyi donanımlı insanlar. Bir afet sırasında bir orman yangını, sel, deprem ve benzeri çok sayıda gönüllü burada yetişiyor ve anında oraya ulaşıyorlar. Böyle bir sistem var. Bizim spor bilimleri fakültelerine bunu içine monte edemedik. Monte edemediğimiz için AKUT gibi bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'ye örnek oldu. Şimdi tabii yaygınlaşıyor bu deprem sonrası, afet sonrası devletin, yani kamunun kendi birimleri, ama bunların yurt dışında spor bilimleri merkezlerinde yetiştirildiğini, hem profesyonel afetçilerin hem de afet anında yüzlerce gönüllünün buralara sevk edildiğini görüyoruz. Bunu da
gündeme getirmek istedim. Bir diğer gelişim ki Türkiye'de bunu görüyoruz son zamanlarda, bu swimathon, işte marathon ve benzeri, yani belli sportif aktivitelerin gelir getirici anlamda organize edilmesi. İşte maraton koşanlar şu kadar metre koşmuşsa onlara destek olan sponsor, firma, şirket, marka katkı sağlıyor. Bu da belli hedef gruplarına gidiyor. Mesela engellilere, işte diğer ihtiyacı olan gruplara yöneliyor. Bu Türkiye'de gelişiyor son yıllarda. Bu çok sevindirici bir şey. Bunu da gündeme getirmek istedim. Bir de değerli Aysel hocamın, Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Avustralya'dan bize getirdiği örnekler vardı. Avustralya olimpiyatları organize etmeden önce birçok girişimde bulunmuştu. Bu tabii toplumdaki spor kültürleşmesi yönünde çok önemli bir örnek diye bunu gösteriyorum. Çünkü Spor Gönüllüleri Derneği'nin misyonları içinde Türkiye'deki spor kültürleşmesini genişletmek, zenginleştirmek de var. Çünkü spor kültürüne sahip olan bireyler çok sayıda gönüllü etkinliğe de katılabilirler. Burada bir eksiğimiz var. Dolayısıyla olimpizm ve olimpik kültürü yansıtacak. Aysel Hoca'nın da bahsettiği değişik girişimler yapmışlar. Mesela okullar arası kardeşlik, işte Avustralya'daki okullar başka ülkelerdeki okullarla kardeş okul olmuş. Olimpik liderler, işte yöneticiler, sporcular, büyük isimler ile onları davet edip ülkenin her tarafında olimpik kültürü, spor kültürünü genişletme çabasına içine girmişler. Okullarda olimpik zil çalmış her 40 dakikada bir olimpiyatlara yönelik. Şimdi biz Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Türkiye'deki genel kamuoyu, halk olimpik kültüre ne kadar sahip, spor kültürüne ne kadar? Olimpiyatlardan bir hafta önce görsel ve yazılı medya bir şeyler söylüyor, yazıyor. Ondan sonra olimpiyatlar bitince artık hiçbir şey yok. Halbuki olimpik kültür ve spor kültürü iç içe son derece medyatik etkinliklere sahip olabilir. Biz bunu pek yapmıyoruz. Eskiden bizim dönemimizde İbrahim Bey hatırlar, TRT'de spor forumları vardı. Bütün spor paydaşları, liderler, ünlü kişiler gelip fikirlerini söylüyorlardı. 3 saat, 4 saat ülkede sporu nasıl geliştiririz tartışılıyordu. Bunlar kalmadı. Hiçbir kanal birçok abuk subuk programlar yapıyorlar. Böyle köklü, ülkenin çocuk ve gençlerini yönlendirici önemli atılımların yapılacağı programlar yapılmıyor. Bunu gündeme getirmek istedim. Dolayısıyla spor kültürleşmesi deyince bütün medya ve sosyal medyayı, görsel ve yazılı basını devreye sokmalıyız diye düşünüyorum. Bir de bütün spor hizmeti veren örgütlerin gönüllü istihdam birimleri olmalı. Bu çark dönmeli. Yani burada o örgüte büyük katkı sağlayan geniş bir atılım söz konusu olabilir. Bir diğeri, Türkiye'de spor tarihi müzesi yok. Spor kültüründen bahsediyoruz. Dolayısıyla bu spor tarihi müzesi çok önemli bence. Çünkü yurt dışında gördüğüm örneklerde binlerce çocuk, genç, halk otobüslerle sıraya giriyor ve spor müzesini dolaşıyorlar ve spor kültürleşmesinde önemli bir yeri var müzelerin. Biz Türkiye'de bir tanesini bile daha gerçekleştiremedik diye düşünüyorum. Sonuçlandırırken ne kadar oldu? 25 dakika oldu mu sayın moderatör? Buyurun hocam, devam edebilirsiniz. Ne kadar? Son 6 dakika. Son 6 dakikamız. Peki, yani son görüşlerimi ortaya koyayım. Başa dönersek, yani başa dönmeyi şöyle değerlendiriyorum. Kurumsal bazda bakarsak meseleye, yani sporun ülkedeki gelişimine, belediyelerdeki gelişim olarak bakarsak, belediyelerdeki rekreasyon ve spor birimlerinin
departmanlarının güçlendirilmesi olarak ve burada halka dönük 7'den 70'e hizmetlerin yaygınlaşması olarak bakarsak bu spor kültürleşmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Ama aynı şekilde kurumsal bazda iş yerlerine, üniversite ve okullara, gönüllü kuruluşlara engelli hizmeti veren kurumlara bakarsak oranın hedef kitlelerine yönelik mekanlar var. İnsan kaynaklarımız var. Yetiştirdiğimiz birçok insan var. Fakat o anlayış yok. Yani yaygın hizmet anlayışı yok. İşte bunun üzerine düşmeliyiz. Bunu yapmak için de gönüllülük çok çok önemli. Yani bu kurumlara yön verme anlamında gönüllü arkadaşların çalışmaları çok önemli. Dolayısıyla Spor Gönüllüleri Derneği'nin bu anlamda çok önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. Bununla belki bitirmek isterim. Tabii soru gelmiyor. Ben bir an kendimi derste sandım hani sorular gelecek diye. Fakat burada sonuçlandırayım diye düşünüyorum. Başka söylemediğim şeyler var mı? Ha, pandemi döneminde ne yapılabilir sporda gönüllü olarak? Çok şey yapıldığını tabii düşünebiliriz. Bunu eminim dernekteki arkadaşlar giriyoruz. Efendim? Hocam son dakikalarımıza giriyoruz. Bir sorumuz vardı size. Tamam bekliyorum. Soru alayım ama şununla bitireyim. Yani pandemi döneminde tabii, buyurun, lütfen. Evlerde yani dışarıda yurt dışında house recreation denilen ev içi rekreatif aktiviteler. Yani ağırlıklarla yapılan işte şeylerle dumbbell'lerle yapılan veya pilates türü veya egzersiz fizik esneklik çalışmaları falan çok önemli şimdi bütün yaş gruplarına. Evde, evin balkonunda veya önünde veya yakınındaki bir bahçede veya yerel parkta fiziksel aktiviteye katılmak özellikle pandemi döneminde bütün yaş grupları için önemli. Bunu vurgulamak istedim. Burada da tabii gönüllü arkadaşların bütün kurumlarda devrede olması çok önemli diye düşünüyorum. Evet, soru aldım şimdi. Lütfen. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorumuz şu şekilde. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Haliç Üniversitesi'nde spor ve gönüllülük dersi uygulanmaya başlandı öğrencilere. Çok sevindirici. Öğrencilerine. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Çok anlamlı. Destekliyorum ve çok önem veriyorum. Yalnız burada işte genel fotoğrafı iyi görmeniz lazım. Bu konuda doğru literatüre yönelmenizi tavsiye ediyorum. Eminim hocalarınız sizi doğru literatüre yönlendirecektir ama rekreasyonla ilgili yazılmış kitap, periyodikler ve diğer yazılı ve sözlü şeye birikime yönelin diye düşünüyorum. Oradan çok şey elde edersiniz. Gönüllülükle ilgili çok geniş bir yönü var rekreasyonun. Evet, bunu da önerebilirim en başta. Başka soru var mıydı? Yeterli olmadıysa beni arayın. Benim İlhan Hoca'da e-mailim var. Size katkı sağlamayı çok arzu ederim. Hocam bu kadar kısa sürede rekreasyon ve spor alanını bize anlattınız. O kadar geniş bir alan ki yani şu 25 dakikada gerçekten yapabileceğiniz en güzel şekilde anlattınız. Tekrar katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz hocam, kıymetli bilgileriniz için. Çok sağ olun. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Sevgili spor gönüllüleri, ilk oturumumuz sona ermiştir. İkinci oturumumuz öncesi 15 dakikalık ara veriyoruz. Saat 11.15'ten itibaren yine aynı link üzerinden giriş yapabilirsiniz.